Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Honor 9 Lite'i inceliyoruz. Ülkemizde resmi satışlarına başlayan Honor'ın 9 Lite modelini sizler için inceleyeceğiz arkadaşlar. Elimde mavi renkli versiyonu var. Kısa bir süre önce zaten kutu açma videosunu da yayınlamıştık. Onu da kartlardan bulabilirsiniz. Şimdi incelememize geçmeden önce ben bu telefonun tasarımıyla başlamak istiyorum. Elimizde mavi renkli modeli var ve gerçekten muazzam bir tasarıma sahip olduğunu söylemem lazım. Ve renk seçeneği de gerçekten çok başarılı. Ben alternatif renkleri seven biriyim ve mavi renkli modelini gerçekten çok beğendim. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi telefon tasarımına biraz daha detaylı baktığımızda hem ön hem de arka tarafında 2.5D kavisli cam kullanıldığını söyleyebiliriz. Hem ön hem de arka cam alüminyum çerçeveye kavisli bir şekilde bağlanıyor ve tasarım gerçekten çok güçlendirmiş. Şimdi mavi renkli modeli herkese hitap etmeyebilir ama farklı renkle ve daha şık görünen bir cihaz arıyorsanız mutlaka mavi modeline bakmanız lazım. Zaten detaylarda da görüyorsunuz. Telefonun çerçevesi alüminyum ve mat mavi şekilde yapılmış. Bu da tasarımı çok güçlendiren detaylar arasında yer alıyor. Ayrıca alüminyum çerçevenin üstünde biraz daha parlatılmış mavi şeritlerle bir tasarım çok daha iyi hale getirilmiş. Telefonun sol tarafında microSD ve SIM kart slotunun bulunduğu bir kızak alanı yer alıyor. Alt tarafa baktığımızda ise kulaklık girişi, mikrofon, microUSB girişi ve büyük ızgara deliklerine sahip bir mono hoparlörü görüyoruz. Sağ tarafta da küçük bir güç butonu ve hemen üstünde tek parça ses kontrol butonu var. Telefonun arka tarafına baktığımızda 13 ve 2 megapiksellik kamerayı barındıran hafif çıkıntılı bir çerçeve alanı, yanında ise video çekimlerinde işinizi çok daha iyi hale getirecek bir mikrofon ve LED flash var. Hemen altında ise mavi mat şekilde hazırlanmış ve çerçevesi parlak şekilde hazırlanmış bir parmak izi okuyucu var ki Honor bu parmak izi okuyucunun 0.25 saniye hızında çalıştığını söylüyor. Bu tabi değişkenlik gösterebilecek bir şey. Fabrika ortamları verisi bu. Ama genelde 0.3 saniye gibi süreleri görüyoruz zaten bu tarz parmak izi okuyucularda. Arka tarafta alt kısımda Honor logosunu görüyoruz. Oldukça şık yerleştirilmiş ve kesinlikle arka tarafın parlak yapısı oldukça şık görünüyor. Ayrıca bir ayna efekti yarattığını da söylememiz lazım. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Arka kamerayla bir fotoğraf çekerken bunu ayna olarak kullanmanız da mümkün. Oldukça şık. Telefonun ön tarafına baktığımızda ise hemen alt kısımda bir Honor logosunu görüyoruz. Yani çift logo ile birlikte geliyor. Ekranın hemen üst tarafında ise iki tane daha kamera var. Bir tanesi 13 megapiksel, diğeri 2 megapiksel. Yani hem ön hem de arkada ikişer tane. Toplamda 4 tane kameraya sahip. Kameraların yan tarafında küçük bir AIZE ve onun yanında da sensörleri görüyoruz. Telefonun ekranı 5.65 inç boyutunda ve 18'e 9 görüntü oranına sahip. Telefonun çözünürlüğü ise Full HD Plus, yani 1080x2160. 18'e 9 zaten artık 2018'in trendi oldu. Bu çözünürlüğü her telefon kategorisinde, her sınıfta görmeye başladık. Böyle de devam edecek gibi görünüyor. Telefonun ekranında az da olsa gizli çerçeve var, ancak rahatsız ettiğini söyleyemem. Ben şahsi olarak gizli çerçevelere çok karşı bir insan da değilim. Tabii ki çok göreceli bir kavram bu ama beni rahatsız etmediğini söyleyebilirim. Bunu da çok net bir şekilde. Tasarımla ilgili son olarak şundan da bahsetmek lazım. Honor 9 Lite modeli 7.6 mm kalınlığa ve 149 gramlık bir ağırlığa sahip. Tek elle kullanıma oldukça müsait olduğunu söylemek lazım. Ama eliniz küçükse ekranın üst kısımlarına ulaşmanız 18'e 9 diğer modellerde olduğu gibi bunda da biraz zor olacaktır. Şimdi benim telefonla alakalı en beğendiğim şey rengi ve tasarımı oldu. Ayrıca arka taraf cam olduğu için biraz kırılgan yapıya da sahip. Onun için de kutudan böyle bir sert koruma kılıfı çıkıyor. Bunu da belirtelim. Ayrıca ekranı da güvence altına almak istiyorsanız kutuda bir de ekran koruyucu film var. Bunu da hızlı bir şekilde uygulayıp telefonu daha güvenli bir şekilde kullanmanız mümkün. Tasarım anlamında gerçekten muazzam bir cihaz. Biraz da ekran deneyiminden bahsedelim. Az önce bahsettiğimiz gibi 5.65 inç boyutunda IPS LCD panele sahip bu telefonun ekranı ve Full HD Plus, yani 1080x2160 ekran çözünürlüğü sunuyor. Parlaklık değeri ve renk gösterimi konusunda ben ekranı çok beğendim. IPS zaten kendini kanıtlamış bir ekran türü. Panelin en büyük avantajlarından biri de tabii ki renk gösterimi ve parlaklığa ek olarak görünüş açısı. Yüksek açılardan, yani 178 dereceye kadar açıda bu telefonun ekranını görebiliyorsunuz. Klasik TN paneller gibi ekranda bir negatif etkisi yaratmıyor ve kullanımı da gerçekten çok güzel. Son parlaklık seviyesi dış ortamlarda işinizi çok rahat bir şekilde karşılayacak. Bundan da şüpheniz olmasın. En yüksek parlaklığı aldığınızda
güneşe dik olduğunuz ortamlarda bile bu telefonun ekranını rahatça kullanabilirsiniz. Az önce dediğim gibi renk gösterimini de gerçekten çok beğendim. Kısacası telefon, tasarım ve ekran deneyimi anlamında oldukça güzel. Şimdi dilerseniz bir de teknik özellikler tarafına geçelim. Çünkü teknik özellikler tarafına bakıldığında da sınıfındaki en iddialı modellerden bir tanesi olabileceğini söylememiz gerekiyor. Öncelikle işlemciden başlayalım. Kirin 659 işlemcisi var. Bu işlemciyi çok fazla görmeye başladık biliyorsunuz ve kendini kanıtlamış bir işlemci. 8 çekirdekli ve 16 nanometrelik üretim sürecinde geliştirilen bir işlemci Kirin 659 işlemcisi. Güç yönetimi ve pil yönetimi konusunda oldukça başarılı ki pil testindeki skorundan da bahsettiğimde bana hak vereceksiniz. Mali T830 MP2 grafik yongası ile geliyor. Giriş orta segment diyebileceğimiz seviyede bir grafik yongası çift çekirdekten oluşuyor ve belirli bir oranda Google Play Store'daki çok sayıda oyunu rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bunu zaten oyun görüntülerinde de sizlere göstereceğiz. Telefonun Türkiye'de satılacak versiyonunda veya elimizdeki versiyonu diyelim 3 GB RAM ve 32 GB'lık dahili hafıza alanı var. Bunu microSD kartla dilerseniz arttırabiliyorsunuz. Bu şekilde de yer konusunda herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ama 4 GB'lık varyasyonları da dünya genelinde satılıyor. Ülkemizde de 4 GB'lığın satılmasını tercih ederdim açıkçası. En azından sınıfında kendini bir üst kademeye daha alabilirdi. Bundan da bahsetmek gerekiyor. 5 GHz ağlarına bağlanmıyor. Bu belki bir handikap olarak sayılabilir. Eğer evinizde 5 GHz bir router kullanıyorsanız 2.4'e bağlı kalmak durumundasınız. Çünkü 5 GHz ağları desteklenmiyor. Bluetooth 4.2 teknolojisiyle birlikte geliyor. USB portuyla birlikte geliyor. Belki Type-C girişi olsa 2018 model bir telefonda sınıfından yine ayrıştırıcı özelliğe sahip olabilirdi. Bundan da bahsetmek lazım. Son olarak 3000 mAh bataryadan da bahsedelim. Pil testinde muazzam bir skor çıkardı. Onu da zaten birazdan sizlere anlatacağım. İşletim sistemi noktasında ise Android 8 Oreo ve EMUI 8.0 arayüzüyle birlikte geliyor. Hem işletim sistemi hem de arayüz tarafında son sürümlere sahip olduğunu da söylemek lazım. Teknik özellikler bu şekildeydi arkadaşlar. Telefon dediğim gibi şu sıralar çok fazla görmeye alışık olduğumuz Kirin 659 işlemcisinden gücünü alıyor ve oldukça verimli bir işlemci. Bunu da notlarımıza ekleyelim. Zaten performans tarafında da bunlardan bahsedeceğim. Kameraya değinmek lazım çünkü bu telefonu özel yapan detaylardan biri bence hatta belki de en önemli detay kamera detayı. Telefonun arka tarafında çift kamera var. Çift kameraya alıştık. 13 ve 2 megapiksellik birer tane kamera mevcut. 2 megapiksellik kamera alan derinliği ölçümü yapıyor ki fiziksel seviyede yani donanımsal seviyede bokeh etkisi yani portre fotoğraflar çekebilmeniz için. Aynı donanım ön kamerada da mevcut. Yani telefonda toplamda 4 tane kamera var. Önde de hem 13 hem de 2 megapiksellik birer tane kamera var ki hem önde hem de arka kamerada ayrı ayrı portre fotoğraflar çekebilmek üstelik donanımsal seviyede çekebilmek bence bu telefonun en ayrıştırıcı özelliklerinden bir tanesi. Telefonun tasarımı ve teknik özellikleri bu şekildeydi. Şimdi biraz da arayüzden bahsetmek gerekiyor. Huawei arayüzünü biliyorsunuz. Huawei'nin geliştirdiği EMUI arayüzü Honor'ın modellerinde de mevcut. EMUI 8.0 arayüzüyle birlikte geliyor. Oldukça başarılı ve stabil bir arayüz olduğunu söylemek gerekiyor. Burada tabii arayüze biraz alışmanız lazım. İki farklı kullanım şeması sizleri bekliyor. Bir tanesi uygulama çekmecesinin olduğu varyasyon, diğeri ise uygulamaların ana ekranlara otomatik olarak yerleştirildiği ve uygulama çekmecesinin olmadığı varyasyon. Bunu ayarlar tarafından istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben şahsen uygulama çekmecesini tercih ediyorum. Çünkü kullanmadığım uygulama kısımlarının ana ekranında yer alması benim açıkçası çok da hoşuma gitmiyor. O yüzden benim tercihim bu şekilde ama siz istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Hızlı ayarlar ve bildirim çubuğu noktasında çok dolu dolu bir arayüz. Bunda zaten EMUI arayüzünü yakından bilenler zaten buna şaşırmayacaktır. Çok sayıda ayarı hızlı bir şekilde tek bir kaydırma hareketiyle bulabiliyorsunuz ve yönetebiliyorsunuz. Oldukça güzel ve pratik. Tabi diğer bazı arayüzlerde olduğu gibi ikona basit tuttuğunuzda ilgili ayara hızlı olarak gitme özelliği EMUI 8.0 arayüzünde de mevcut. Ayarlar noktasına girdiğimizde çok sade ve çok güzel bir arayüzle karşılaşıyoruz. Bütün ayarlar açıklamalarıyla birlikte listelenmiş bir şekilde ve istediğiniz ayarı çok kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ayrıca ayarlarda iç ayarlar kısmına girdiğinizde yani detaylar kısmına girdiğinizde küçük bir kaydırma hareketiyle ana kategorileri de görebiliyorsunuz. Bu bence bir arayüzde olması gereken en güzel detaylardan biri. Telefonun tabii arayüz performansından da birazcık bahsetmek lazım. Kirin 659 işlemcisi ve 3 GB RAM bu donanımda bu işletim sistemini ve arayüzü çok verimli bir şekilde çalıştırıyor. Bunu da söyleyebiliriz, notlarımıza ekleyebiliriz. Ayrıca çok pratik ve kolay kullanılan bir galeri yazılımı var. Tabii galeri demişken özellikle 4 kameralı bir modelden bahsederken fotoğraf düzenleme özelliklerine de değinmek gerekiyor ki EMUI arayüzünün sunduğu en güzel detayların başında bu da geliyor. Çok sayıda fotoğraf düzenleme bu telefonla ve bu arayüzde yapılabiliyor. Tabii oyun performansı, pil testi gibi şeylerden de bahsetmek lazım. Şimdi ben bu telefonda Real Racing ve Need for Speed No Limit oyunlarını oynadım. Birazcık onlarla sizi baş başa bırakalım ve telefonun neler yaptığını hep birlikte görelim.
Şimdi hem oyunları hem de performans testlerinin ekran görüntülerini gördünüz. Burada en çok dikkatinizi çekecek şey muhtemelen PC Mark'ın batarya testi skorudur. Çünkü ben bu telefonu şarjdan çıkartıp batarya testini başlattıktan tam 8 saat 23 dakika sonra testi bitirdi. Ve test bittiğinde telefonun hala %14-13'lük bir şarjı vardı. Bu da teorik olarak 9 saat, 9 saat 15 dakika gibi sürelere tekabül ediyor. 3000 mAh'lik bir batarya için 8,5-9 saat aralığı ekran açık kullanım süresi gerçekten muazzam bir skor arkadaşlar. Bunu çoğu telefonda göremiyoruz zaten. 8 saati, 8,5 saati hatta az önce dediğim gibi test bittikten sonra %13-14'lük bataryayla 1 yarım saat 45 dakika daha telefonu rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu da 9 saat ve birazcık üzeri sürelere denk gelecektir. Pil performansı gerçekten çok başarılı. Bunu söylemek lazım. Tabii isterseniz şimdi son olarak şundan da bahsedelim. Önde ve arkada iki kamera var ama ne iş yapıyor, nasıl çalışıyor biraz da bunlardan bahsedelim. Öncelikle arayüze girelim. Telefonun arayüzü Huawei'in ve EMUI arayüzünün birebir aynısı. Zaten burada yabancılık çekmeyeceksiniz. Çok kolay, çok pratik bir arayüz. Modlar arası geçişleri arayüzün üst kısmında bulabiliyorsunuz. Alt tarafta fotoğrafları çektiğiniz ikon, denk aşağı tuşu ve video ile fotoğraf modları arasındaki geçişleri görüyorsunuz. Oldukça kolay bir arayüzü var. Soldan sağa kaydırdığınızda fotoğraf çekim modları, fotoğraf, panorama, video, hızlandırılmış çekim, filigran gibi özellikler. Sağ taraftan içeriye doğru kaydırdığınızda ise kamera ayarlarını görüyorsunuz. Burada çözünürlük ayarı, mükemmel selfie, ayna modu kullan kullanma gibi çok sayıda seçenek var ve çok kolay bir arayüz var. Herhangi bir zorluk çekmeden kullanmaya alışmanız mümkün. Portre modu ve alan derinliği modu ayrı ayrı yerleştirilmiş durumda arka kamerada. Alan derinliği moduna girdiğinizde diyaframı 0.95 ile 16 arasında değiştirebiliyorsunuz. Tabii fotoğraf çektikten sonra da değiştirebiliyorsunuz. Bu çok önemli detay. Daha sonrasında istediğiniz bir düzenlemeyi yapabilmek çok basit. Hemen yan taraftaki portre moduna geldiğinizde ise en iyi mesafenin 50 cm ile 2 metre olduğunu gösteren küçük bir bildiri geçiyor ve sonrasında ise portre fotoğrafları istediğiniz gibi çekip gerçekten başarılı işler çıkartabiliyorsunuz. Şimdi fotoğraf örnekleriyle de biraz zaten görüyorsunuz ekranda bir yandan. Onlardan da bahsetmek lazım. Renk doygunluğu konusunda çektiğiniz ortama göre değişkenlik gösteriyor ama keskinlik ve netlik konusunda ben telefonun kamerasını oldukça beğendim. Ön kamerada zira aynı şekilde oldukça güzel bir performans sunuyor. Alan derinliğini donanımsal olarak sağladığı için gerçekten başarılı işler çıkartabiliyor ki ben portre fotoğraflarının yazılımdan ziyade donanımsal olarak daha efektif olduğunu düşünüyorum. Çünkü yazılımsal noktada hem sizin hem arka planın belirli miktarda sabit kalabilmesi gerekirken donanımsal olarak yapılan ölçümler daha isabetli olabiliyor. En azından siz netteyken sizin etrafınızdan flu veya bulanık bir alanı tamamen ortadan kaldırıyor. Yani şunu söyleyebiliriz, fiziksel yani donanımsal olarak çekilen portre fotoğrafları yazılımsal olanlara göre daha iyi sonuçlar çıkartıyor. Ben kamera noktasında da oldukça beğendim bu telefonu. Şimdi genel olarak toparlayacak olursak benim en sevdiğim yanı telefonun tasarımı oldu. Özellikle bu rengini gerçekten çok sevdim arkadaşlar. İnanılmaz şık bir renk ama tabii arka tarafın cam oluşun en büyük handikapı, şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çılgınlar gibi parmak izi bırakıyor. Tabii bu tasarıma sahip ya da bu malzemeye sahip bütün telefonların başına gelecek şey bu. Bir gözlük temizleme bezi veya mikrofiber bezi yanınızda gezdirmenizde fayda var. Ayrıca arka tarafta cam olduğu için biraz kırılgan bir yapıya sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor. Ama bunun için de tabii kutudan çıkan güzel bir koruyucu mevcut. Bunu da kullanabilirsiniz dilerseniz. Sakarım diyorsanız bunu mutlaka kullanın arkadaşlar. Çünkü düştüğünde gerçekten üzebilir. Böylesine şık bir telefonun kırılıp paramparça olmasını bence ben de istemem, siz de istemezsiniz. Teknik tarafta biraz önce de bahsettiğim gibi çok sık görmeye başladığımız Kirin 659 işlemcisi mevcut. Çok verimli bir işlemci. Özellikle pil yönetimi konusunda çok çok başarılı ki pil testindeki 8,5 saatlik ekran açık süresi bunu doğruluyor. Oyun noktasında yeteri seviyede oyunları oynatabiliyor ama çok çok üst düzey oyunlarda grafik yongası yüzünden biraz darboğaz yaşayacağını da belirtmek lazım. Kamera noktasında da 4 kamerayla çok iyi iş yapıyor. Bunu da söylemek gerekiyor. Şimdi son olarak fiyattan da bahsetmek gerekiyor. Türkiye'deki fiyatı 1499 lira olarak açıklandı ancak internet üzerinden alımlarda şu anda 1299 liraya kadar bulunabiliyor. 200 liralık bir indirim söz konusu. Hadi biz 1300 diye konuşalım bunu. 1300 liraya bu kadar şık ve bu kadar yetenekli bir telefon bulmak gerçekten zor olacaktır. Bunu da açık gönüllülükle söyleyebilirim. 1. Benim için tasarım. 2. Pil ömrü. 3. Kamera. Bu telefonda en beğendiğim noktalardan biri oldu. Eksi yönlerine de biraz değinmek gerekirse micro USB portuna sahip olması, keşke USB Type-C olsaydı diyebilirim. Ayrıca 5 GHz ağlarına bağlanmayışı da bence 2018 yılında artık bir handikap olarak nitelendirilebilir. Onun dışında çok da eksi olarak konuşabileceğim bir detayı yok. Karar sizin. Ben açıkçası telefonu beğendim ama eksilerini de göz önünde bulundurduk bu şekilde. Evet arkadaşlar, Honor 9 Lite sizler için değerlendirdik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.